bir aydır işgal edildi, düştü, düşecek denilen Mariupol şehrini savunan Azov taburu, Çeçen konvoyunu paramparça etti. Rus kaynaklarını takip edenlerin sürekli birkaç gün içerisinde düşecek dediği Mariupol şehrinde direniş devam ederken, Rus ordusu ve Rus yalaması Kadirov'un birlikleri büyük kayıplar veriyor. TikTok çekmekten savaşmaya vakit bulamayan Kadirov'un birlikleri, Azov taburu tarafından imha ediliyor. Şehrin Azovstıl bölgesinde ilerlemeye çalışan ve çoğunluğu Çeçen birliklerden oluşan konvoy imha edildi. Diğer yandan Azov taburu tarafından sabahki çatışmalarda yakalanan Rus askerlerden birinin görüntüsü yayınlandı. Rus askerin Rus ordusunun 102. motorlu tüfek alayının 150. bölümünde görev aldığı kaydedildi. Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinde öğle saatlerinde düşürdüğü Rus Su-35 savaş uçağının pilotunu yakalayarak esir aldı. Ukrayna ordusu ayrıca Sumi bölgesindeki konotop yerleşimini Rus işgalci güçlerinden temizledi. Ukrayna ordusu diğer yandan Rus ordusuna ait bir K-52 saldırı helikopterini de ele geçirdi. Helikopterin Hostemel yakınlarında ele geçirildiği kaydedildi. Diğer yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Hakiv bölgesinde yerel halkın kendilerine zehirli turtalar vermesi sonucu 2 Rus askeri öldü ve 28 asker ise hastaneye kaldırıldı. Ukrayna istihbaratı Ukraynalıların mümkün olan her yolda işgalcilere direndiğini söyledi. Zehirli turtalardan etkilendiği belirtilen birliklerin Rusya'nın 3. motorlu tüfek tümeni olduğunu aktarıldı. Ayrıca bakanlık 500 Rus askerinin nedeni bilinmeyen şiddetli alkol zehirlenmesi nedeniyle de hastaneye kaldırıldığını söyledi. Dünyanın en büyük uçağı olan Antonov 225'in Rus ordusu tarafından vurularak imha edildiğini ilk kez kanalımızda duyurmuştuk. Ukrayna ordusunun Hostomel Havalimanı'nda tekrar kontrolü sağlamasının ardından uçağın yeni görüntüleri yayınlandı. Dünyanın en büyük uçağının yandığı ve yok edildiği gözler önüne serildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski uçağı yeniden inşa edeceklerini ve bunun da 3 milyar dolardan fazla bir maliyete sahip olacağını belirtmişti. 39 gündür Rus ordusuna direnen Ukrayna ordusunun 2014 yılında yaşanan Kırım işgalinden sonra iyi eğitildiği görüldü. İyi bir eğitim alan Ukrayna ordusu, Rus ordusuna 39 günde ağır kayıplar verdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, hali hazırda Rusya'ya karşı savaşmakta olan on binlerce Ukrayna askeri, NATO tarafından eğitildi açıklamasını yaptı. Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, savaşta henüz en kötüsünü yaşamadıklarını söyledi. Barış sürecinin ne noktada olduğunu değerlendiren Kuleba, "Sürekli birbirimizle görüşüyoruz ama tüm kilit sorunlar çözüme kavuşmamış şekilde kalmaya devam ediyor. Bir yandan Rus ordusu karada saldırmaya devam ediyor ve kentlerimize füze ile saldırıp insanlığa karşı suç işliyor. Müzakerelerde küçük kazanımlar elde ettiğimizde askeri saldırganlıkları daha kanlı ve yıkıcı şekilde gelişiyor." dedi. Kuleba, Ruslarla ilişkilerinin olması ve kendilerine bir daha saldırmayacaklarına dair emin olmaları gerektiğini ancak onlara güvenmediklerini vurguladı. Sahadaki askeri durumla ilgili Kuleba, "Savaşın tam ortasındayız ancak en kötüsü daha gelmedi. Ukrayna Kiev'deki muharebeyi kazandı fakat Donbas ve güneyde savaş başlamak üzere. Mariupol'deki tahribatın gösterdiği üzere korkunç ve yıkıcı olacak." Biz hazırız, geri adım atmayacağız ve sizin desteğinizi almayız umuyoruz ifadelerini kullandı. Kuleba, Çin'in tutumunu nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya Çin ihtiyatlı şekilde tarafsız kaldı. Rusya'yı desteklediğine dair herhangi bir kanıtımız yok. Onlar için en önemli çıkar, dünya ekonomisine zarar veren bu savaşı durdurmak. Biz de bunu paylaşıyoruz." cevabını verdi. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması konusundaki arabuluculu rolünü üstlenen Türkiye, başta Avrupa olmak üzere bütün dünya tarafından yakından takip ediliyor. Alman Der Tage Spiegel gazetesi, Türk Cumhurbaşkanı'nın başarılı dengeleme tutumu, başlıklı haberinde, Türkiye'nin duruşunu analiz etti. Susanne Güsten tarafından kaleme alınan makalede, Rusya-Ukrayna savaşının ilk iki haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'da dahil olmak üzere 35 yabancı devlet ve hükümet başkanıyla görüşmeler yaptığı anımsatıldı. Erdoğan'ın savaşın iki tarafları olan Rusya devlet başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenski ile haftada birkaç kez görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Uluslararası sahneye yeniden çıktığı belirtilen Erdoğan için destekçileri şimdiden Erdoğan için Nobel Barış Ödülü'nü talep ediyor denildi. Ayrıca Erdoğan'ın Ukrayna ihtilafında taraf tutmaktan kaçındığına da dikkat çekildi ve ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçeriz ifadesine yer verildi. NATO üyesi olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanının Putin ile güven ilişkisi geliştiren tek devlet başkanı olduğuna vurgu yapıldı. Türkiye'nin devreye girmesinin Batılı politikacılar için durumu daha zor hale getirdiği, artık Erdoğan'ın ve Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceği ifade edildi.